Selamünaleyküm, herkese merhaba. İzmir'de K Museum'dayız. Cengiz abiyle beraber K Museum'u ziyaret etmeye geldik. İçeride çok enteresan araçlar varmış. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hadi içeri girelim. Evet arkadaşlar, şu an içerideyiz. Burası anlatılmaz, yaşanır bir yer. Gerçekten çok enteresan. İçeri giriş 30 lira. Fakat 30 liraya değecek gibi duruyor. Şöyle bir baştan bir gösterelim. Hadi şu araçlara bir yakından bakalım. Araçların etrafı tabii kapatılmış. Yanına yaklaşmamıza müsaade etmediler. Sorduk ama şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda görmediğim araçlar var burada. Şimdi hepsini detaylı çekeceğiz zaten de. Şu nedir ya? Şimdi biz artık konuşmayı bırakalım. Size şu araçları bir gösterelim. İyi izlemeler. Harley Davidson 1960 SL. Çok iyi ya. Burada da bir Mercedes var. 220S
Üretim tarihi 1959. Şunun güzelliğine bak. Artık burada daha tanıdık olduğumuz iki modelimiz var. 560 Sedge efsanevi. Efsane kupemiz. ...560 selimiz var burada da. 1990. Yeniler daha ya. Yeniler yani. Boyaları, kromları, nikelajları ışıl ışıl. Çok iyi muhafaza edilmiş araçlar. Yani gerçekten şu an video çekmeyi bırakıp araçlara bakasım var. O derece. Batmobile var orada bak. Batman'in arabası. Burada da bir Rolls Royce'umuz var. Bunu da çekelim, öyle geçelim lütfen. 1970 Rolls Royce. 8 silindirli. Yok. Corvette galiba. Evet. Corvette. Aston Martin. Ferrari'ler var. Aman yarabbim. Şöyle geçelim. Bat Cycle. Ve Batmobile. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi arkamızda lambolar da var ama istersen sen bekle abi. Ben şu şekerleri şöyle bir baştan çekip geliyorum. Renkleri çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani daha önce otomobil müzesine gitmiştim ama klasik araç müzesinde bu kadar çok modelin olduğu bir yere gitmemiştim açıkçası. Harika. Şöyle kırmızı Alfa'mızla başlayalım. Giulietta. İlk Giulietta var. Austin Haley. Çok iyi ya. Kamerada renkler ne kadar yansır bilmiyorum ama yani renkleri müthiş. Renkleri müthiş arkadaşlar. Araçlar çok iyi muhafaza edilmiş. Ve gerçekten renkleri çok güzel. Porsche 1957 Cabrio. Şuraya bakın rengi. Chevrolet Corvette 57. Çok güzel. Ford. Pembe bir Ford'umuz var burada. Şimdi burada tabii biraz daha güncel bir model. Jaguar olması lazım. Şöyle. Jaguar'ımızı da gösterelim. Project 7. Aslında Project 7.
Yanında bir lambamız var. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir içine sokayım sizi. ...1998 Diablo, çocukluğumuzda Lamborghini'nin gönüllerimizi fethettiği aracı aslında. Birçoğumuzun yakından tanıdığı. Efsaneler. Şurada kocaman bir V12 var. Kocaman bir V12 var. Ferrari'lere özel bir sıra. Hemen Ferrari'lerle devam edelim. Sonra o tarafa gideceğiz. Orada daha eskileri var. Çok iyi ya. Çok iyi. Burada bir DeLorean eksik. Geleceğe dönüşteki araç. O da olsa var ya süper olurmuş. Belki vardır bakalım. Carl Benz. Porsche. Çok güzel. Çok güzel. Fiyat 500 mi? Niye bunu işte hep oyuncakların olduğu yere koymuşlar? Fiyat 500'e akülü araba muamelesi yapılmış. Akil araba. Burada da ölçekli araçlarımız var. İlk dikkatimi çeken şu kırmızı Volvo oldu yalnız baktığım gibi. Açık alıp çok yankı yapıyor ses. Gerçekten klasiklere geldik. Cadillac 1903 model. Çok iyi. Resmen tarih öncesi yolculuk ha. Şimdi ortam gürültüsünü almamak için ben şimdi fark etmedim ama arka planda bir müzik çalıyor. O müzikten sebep telif yiyebiliriz. Ondan mikrofonu açayım ki telif yemeyelim. İçeride çalan müzikten belki kısar biraz ses çünkü bu. Buick var. 1910. Çok iyi ya. Nerelerimizin gençliği. Aynen. 32 beygir. 32 beygir. Evet. Allah Allah. 1910 Delahaye. 12 beygir. Ha. Ama bak bu sedan. Bu nedir ya? Renault. 1925 Renault. Şuna bakar mısın? Bu nedir ya? Şu farlara bak.
Çok iyi. Coupe de Ville. 40 beygir, 1925. Motor hacmi 9100 cc. Yalnız gerçekten çok enteresan bir araç arkadaşlar. Çok enteresan. Bunları yolda görmek varmış ya. Ahşap jant. Şaka mı ya? Şu detaylara bakın. Çok iyi. Gerçekten müthiş. Renk uyumu da çok iyi değil mi? Bronz, böyle altın rengi gibi bronz ve krem. Çok uyumlu olmuş. Evet. Tabi ismini bile duymadığımız araçlar da var doğal olarak. 1910 model. Daha önce hiç duymadığımız. Evet. Ama şey, kalite müthiş yani. Şu lükse bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu tabi döşemeler falan hep el işçiliği olduğu için derinin kaplamasındaki o detay, şeye bakar mısın güzelliğine? Yani 100 yıldır duran bir deri ve duruşuna bak yani. Çok güzel. Ford 1911. Yani şurada bir araç var. Tarihteki ilk otobüs mü diyelim buna, ne diyelim? Şöyle göstereyim. Engine 4. Eastern of Aden, Bar Harbor. Çok iyi ya. ...1930... Horse and Equipment Truck diyor. Kamyonmuş. Kamyon, kamyonet. Yalnız çok iyi. İtfaiye. Bu arkadaşları zaten güncel modellerden tanıyorsunuz. Military Design. Hı. 1953. Burada Harley Davidson'lar var. 1935. BMW Military. 1942. Çok iyi. Hemen şöyle şuraya da bir yandan göz atalım. Hazır motosikletlere bakmışken. Güzel Harley'ler var burada. Superglide. Custom. ...1953 KK. FLH 59. Müthişler ya. Müthiş. Şimdi şuradan ben tekrar dönüyorum. Araçlarla şöyle sağlı sollu gidelim. Çok iyiler ya. Çok keyifli olmaz mıydı bunlardan birini sürmek? Rolls Royce. Silver Ghost. 50 beygir güç. Silindir 6. Üretim adedi 7478. Motor hacmi 7.4 litre. Of 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 of. Bu nedir ya? Gemi gibi. Çok iyi ya. Çok iyi. Rolls Royce. 12 silindir.
Üretim adedi 2000, ya bu ağırlık. Üretim adedi yazmamışlar bunda, bak öbüründe yazıyordu. Çok güzel. Rüya gibi bir yer. Şöyle soldan hemen size şunu da göstermek istiyorum. İnci gibi parlayan bir aracımız daha var burada. Şimdi döneceğiz, bunlara da bakacağız. Packard. ...3800 adet üretilmiş, 8 silindir. Motor hacmi 4600, 1928. O zamanın ekonomik arabalarından. 4.6 litre. Silindir 8. 5.7 litre. Güç 145 beygir. Hey, 145 beygir. 1935 model. 'Seyyar fırın. Bakery truck. Daily at your door. Kapınızda günlük diyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. 8 silindir. 4400 motor, 100 beygir güç, 1932. Çok iyi. Ağırlık ne? Bunda da ağırlık yazmıyor. Evet. Şeyler arasında farklılıklar var. Bilgilendirme notlarında, her aracın bilgilendirme notunda farklı şeyler var, ibareler. Azami hız 177 km. 1937 model. Gayet güzel. Yine 8 silindirimiz var. Motor hacmi 4.7 litre. 185 beygir güç. O zamanın iddialı arabaları. 185 beygir. Çok iyi. Çok güzel ya. Aynen öyle. Şuraya bakar mısın ya? Gayet güzel. Şimdi şöyle gidelim. Orada bir BMW gördük. Ona da bakalım. Bu kaç model? Kornasına bassam kızarlar mı acaba? 1911. Üretim adedi 15 milyon mu? 15 milyon. 15 milyon adet üretilmiş. 1911'de 15 milyon adet üretilmiş Ford. Herhalde alırsın Ford, olursun Lord sözü o zamandan başlamış. Bu da bir manavımız var. Vay arkadaş. Ford 1914. Burada birazcık daha enteresan araçlar var. Yine çok güzel renkleri var. BMW'nin küçük arabaları. Üretim adedi 18.000, 188.000. Yakından tanıdığımız BMW'ler artık bunlar. Gördüğümüz 74 model. Tabii bu öyle değil. Aynen. Çok iyi muhafaza edilmişler. 10.000 adet üretilmemiş. 9.999.
1968. Futuro. Bunlar tabi. Aha, yenisi ve eskisi yan yana. CS BMW 3.0. 6 silindir. Çok iyi. İşte en sevdiğim BMW'lerden biri. 8. BMW 8. Şunu direkt atladık gerçi. Dur şu Z1'in de 91 model Z1'e de şöyle bir bakalım. Kapıların aşağı doğru inip açılıp kapandığı modeli bu. Kapılar aşağıya giriyor açıldığında. Bundan da 8000 adet üretilmiş. 168 beygir güç ama şu 8'i gerçekten müthiş. 850G 12 silindir değil mi? Evet. 12 silindir. Müthiş bir makine ya. Müthiş yani. 31.000 adet üretilmiş. Aslında iyi üretilmiş. 1994 model. 1 ton 800 kilogram 0-100'ü 5,5 saniye. Şöyle size de göstereyim. Güç 327 beygir. Çok güzel ya. Hemen şuradan devam edelim. Godfather. BMW ama bu. Tabii oradakiler BMW değildi. İçerisine. Çok güzel ya. Küllük var orada bak. Nerede? Küllük. O detayda unutulmamış. (1938) Ya BMW çok değiştirmiş kendisine. Yani şu zamanlardan şu zamanlara geçmişler. Yani oradaki turuncu ve griyi söylüyorum. Hatta yeşili, hatta diğer yeşili. İnanılmaz değişmiş konsept 10 yıllar içerisinde. Tabii şu anki zamanı saymıyorum. Şu anda hepsinin değişti ama bunu biliyorum ya. Bu BMW'nin mesela enteresan bir arabası. Bir silindir, 360 kilogram ağırlığında, 13 beygir. 161.360 adet üretilmiş. Bu küçük BMW. Arkasında da bavulu var. Bagaj değil ama bavul. Bavulu var arkasında. Çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. BMW'nin motosikletleri. Burası böyle daha çok BMW şeyi gibi ya. Evet, burası BMW'nin yeri. Değil mi? Başka hiç yok. Evet. Burası BMW. Sadece BMW. Aynen. Motosikletler. Şöyle geçelim. Motosikletleri de seviyoruz ama biz arabacıyız. Orada bir E30 M3 görüyorum. E36, E46 devam ediyor. Sırayla gideceğiz. Şimdi E30 M3'ümüze hemen dönüyoruz. Ya çok iyi. E30'umuzun içine bakalım. Çok iyi muhafaza edilmiş gerçekten. Hemen şöyle sıraya kardeşleri E36, E46 sıraya gidiyorlar. Müthişler. Abi ve kardeşler ilk jenerasyondan son jenerasyona hepsi orada. Gerçekten çok iyi. E36. ...286 beygir, E46, 355 beygir. Çok güzel. GTS, 444 beygir. Gerçekten çok güzel.
ve sonra M4 GTS gelmiş. 493 beygir. Çok iyi. Alcantara. Cam yansımasından içerisi çok gözükmüyor olabilir ama birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur bunu. Karbon tavan. Şu alan BMW'nin geçmişten günümüze sürümü olmuş. İlk BMW'lerden artık GTS'e kadar M4 hepsi sırayla var. Çok güzel. Hemen şu alanı şöyle göstermek istiyorum. Rolls Royce'un 1911'den 1938'e kadar olan armaları var. Şöyle tekrar inelim. 25, 29, 29, 29. Modelleriyle birlikte 20-30, 20-25. Phantom, Ghost vardı yukarıda. Çok iyi ya. Tabii şimdiki hali çok daha iyi. Oraya da bakalım, evet. Başka herhalde yer yok zaten. Bitirdik, üst kat kapalı, evet. Burada bir kafe bölümü var. İçerisi çok güzel, serin. Vespa mı o? Vespa 150. Çok iyiler. Şöyle size bir de Vespa gösterelim klasiklerden. 1963 model. Vespa. Eskimeyen bir kasa gerçekten. Artık çıkalım. Herhalde zaten bitirdik. Ziyaret edilebilecek bir yer. Biz tabii araçlara kendi gözlerimizle bakmaktan ziyade çekmeyi tercih ettik. Artık eve gidince izleyeceğiz araçları. Gerçekten çok güzel. Yani paha biçilemez araçlar. Şuna bayıldım ya. Şuna bayıldım yani. Şu benim olsun istiyorum. Yani şu egzoz detayı, egzozun buradan çıkıp yandan gelmesi gerçekten müthiş bir şey ya. Müthiş yani. Harika bir araba. Stutz. Bearcat Convertible. Seni aklımda tutuyorum. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada da burası da herhalde Shell'in. Evet. İlk benzin istasyonları. Aman yarabbim. Şunun ağırlığına bakar mısın? Çok mu? Bu pirinç galiba. Olabilir. Değil mi malzeme? Tabii tabii. Pirinç galiba ve gayet ağır bir malzeme. Motor oil. Bu da ilk benzin tankeri mi? Zaten evet. Evet, ilk benzin tankeri. Bir beygir. Bir beygir. Çok iyi ya. Gasoline. Gasoline. Yıl yazmıyor, evet. 18 sene, 15 sene. Triple Double Single Motor Oil. Bu ne acaba? Triple Double Single yazıyor. Bak, bilmediğimiz bir şey. İşte motor yağındaki şeyi ne acaba? Triple Double Single'ı. Soracağımız kimse de yok ki 1900'lerden. 1900'lerden. Teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, çıktık. Key Museum İzmir'de. Torbalı tarafı mıydı burası? Torbalı. Torbalı'da. Gerçekten klasik araç tutkunlarının gelip görebileceği bir yer. İstanbul'da da tabii ki bu tarz yerler var. Ama İzmir'de yaşayanlar muhakkak gelip görmeli.
Giriş 30 Türk lirası. Öğrenciye indirim var, öğretmene indirim var. Onlar bu indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu arada ZES'in burada şarj yeri de var. Elektrikli araç kullananlar da gelip araçlarını şarj edebilirler. Tabii artık bitiriyoruz. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup, videoları beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi geçmiş olsun. Bir ben bu arabalara bakasım gelmiyor. Aynen. Aynen öyle. Aynen.